Efeler Kent Konseyi tarafından Efeler İlçe Merkezi'nde başlatılan imza kampanyasıyla Efeler ilçesinde demiryolu ulaşımının yer altına alınması istendi. Geçtiğimiz günlerde Efeler Kent Konseyi İzmir Denizli arasında yapılacak hızlı tren projesine dikkat çeken bir basın açıklaması yapmıştı. Bu açıklamanın ardından yer üstünde yapılması planlanan hızlı tren hattının yer altına alınması vurgulanan açıklamanın ardından bugün de imza kampanyası başlatıldı. Efeler İlçe Belediye Başkanı Mesut Özakcan da imza kampanyasına destek verdi. Efeler Kent Konseyi Başkanı Dr. Tuncay Erdemir, Efeler'de demir yolunun yer altına alınmasını istediklerini belirterek bu konuda vatandaşları da bilgilendirdiklerini, onların da desteklerini aldıklarını söyledi. İlginiz için teşekkür ediyorum. Geçen gün basın toplantısında amacımızın ne olduğunu çok güzel anlatmıştık, haber verdiniz. Şöyle, biz Efeler Kent Konseyi olarak demiryolu taşımacılığının çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunun önemini insanlarımıza anlatmak istiyoruz. Tabii ki hızlı tren, banyo trenleri ve bu taşımacılığın karayolundan daha ön plana çıkarılması gibi tabii ki bu konuda neler yapılabilir? Bunu için biz imza kampanyası başlattık ama esas amacımız şu: hızlı tren veya banyo trenlerinin Efeler kentinden geçecek olan çift hat demiryolunun şehrin üzerinden değil de yer altından geçmesi konusunda bir imza kampanyası bu. Bu yapılabilir. Gelişmiş ülkelerde bu her zaman olan bir şey. Şehrin üzerinden geçtiği takdirde kalın duvarlarla örülecek ve bir utanç duvarı gibi bir konum oluşacak. Bunu biz istemiyoruz. Bir kamuoyu oluşmasını ve bizi yönetenlerin, başta milletvekillerinin ve kamu yönetiminin hepsinin bu hassas davranarak Efeler kenti ve ayrıca da tüm Aydın'ın, örneğin Nazilli ve diğer bütün ilçelerdeki bu geçiş yollarının imkanı olduğu sürece yerin altına geçmesi konusunda hassasız. Bunun için vatandaşı bilinçlendirmek amacıyla bu imza kampanyasını başlattık. Bu imza kampanyası bir 3 gün sürecek, belki 5 gün ve tüm tanıdıklarımıza da bunu ulaştıracağız. Yeter ki bu kamuoyu bu konuda biraz hassasiyetini göstersin ve yönetenlerimize birazcık baskı olsun. Tabii bütün hepsini, tüm bizi, bütün milletvekillerine, kamu yönetimine, hepsine bunları ulaştıracağız. Yani bu konudaki Efeler kentinin, Aydın halkının hassasiyetini duyurmak istiyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Efeler İlçe Belediye Başkanı Mesut Özakcan da şehrimizin merkezinden geçen demir yolunun bakanlığın 1/100.000'lik planda kent dışına taşındığının görüldüğünü belirterek Aydın'da ikinci bir demir yolu hattı yapılacağını duyduklarını ve demir yolunun Aydın halkına verdiği sıkıntıların ortadan giderileceği bir çözüm bulunmasını istedi. Desteklediniz kampanyaya. Valla aslında Aydın'daki demir yolumuzun, şehrimizin merkezinden içinden geçen, kentimizin kalbine saplanmış gibi gözüken bu demir yolunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca hazırlanan 1/100.000'lik planda kent dışına taşındığının planları da yapılmış bulunuyor. Biz bu yönüyle daha önce Aydın'da ikinci bir hattın yapılacağı duyumunu aldığımızda bu konu ile de yakından ilgilendik. Bakanlığımıza ve İzmir'deki 3. Bölge Müdürlüğümüze de giderek bu konuda bilgi aldık. Ancak projelerin hazırlandığı ve ihale aşamasında olduğunu söylediler, bu ikinci hattın yapılması konusunda da. Aydın halkımız da bu konuda çok duyarlı. Sizler kent konseyimiz olarak çok güzel bir örnek, öncülük yapmış bulunuyorsunuz. Dilerim dikkate alınır. Demir yoluyla alakalı kentimiz içinden geçen sıkıntıların ortadan kaldırılacağı bir çözüm getirilir. Bu yönüyle ben tüm kent konseyi arkadaşlarımızla etkinliklerinden dolayı kutluyorum, teşekkür ediyorum. Konuya duyarlılık gösteren, imza atan tüm hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum. Efeler Kent Konseyi'ne ve destek verenlere teşekkür etti. Toplanan imzalar Ulaştırma Bakanlığı'na gönderilecek.